Herkese merhaba. Sanıyorum Türkiye hazırlıklı olmadığı bir kumpasla karşılaştı. Ve nerede karşılaştı? Avrupa Birliği'nin iç lobilerinde. Hep son zamanlarda kulağını sık sık çınlatıyorum. Yunanistan'ın sol lideri Yanis Varoufakis'in. Çünkü Yanis Varoufakis, Alexis Tsipras hükümetinde Maliye Bakanı iken Avrupa Derin Devleti ile tanışan bir adam. Ve bir kitabı var, Avrupa Derin Devleti ile mücadelesini anlatan. Bence onu Türkiye'de kuvayi milliyetçiyim diyen, solcuyum diyen, milliyetçiyim diyen herkesin okuması lazım. Çünkü Avrupa Birliği dediğiniz şey, Avrupa Birliği dediğiniz şey değildir. Avrupa Birliği bir üst aklın İkinci Dünya Harbi'nden sonra bir daha bu coğrafyada yeni bir bela çıkmaması için ürettiği adım adım bir çelik ve çelik işbirliği, yani çelik endüstrisinin işbirliğinden başlayıp bugünkü Avrupa Birliği'ne adım adım getirdiği ve bilerek Türkiye'yi mesela Avrupa Birliği'nin dışında tuttuğu bir aklın ürünüdür. Ve bu akıl esasında bütün Avrupa'nın üstünde. Bakmayın siz zaman zaman Papa bunları çağırır, işte orada azizlerin önünde pozlar mozlar verir. İşin dini yönü var mıdır yok mudur? Vardır tabii ki. Hepsi Hristiyan biz hariç, yani bizim gibi bir insanlar hariç. Ama sonuç itibariyle orada Papa'yı da aşan, bütün Avrupa'yı aşan bir başka akıl vardır. Bu akılı gören İngiltere mesela çıktı gitti. Dedi ki bu bana yaramaz. Bu akıl bana yaramaz dedi. Bu akıl beni esir eder. Ben ufak ufak gideyim kardeşim dedi gitti. Ama Almanya'nın falan öyle bir hali yok. Almanya zaten İkinci Dünya Harbi'ni kaybederek esir olmuş bir millet. Siz zannediyor musunuz ki Almanya egemen bir devlettir? Hayır, değildir. Almanya'nın hala içinde işgal kuvvetleri vardır. American Rhymes üssü bunun açık örneğidir. Öyle Alman yöneticileri de öyle kendi kafalarına göre, hani Türkiye'nin yaptığı gibi manevralar yapabilecek bir kapasitede değildirler. Onlar ancak Amerikan-İsrail ittifakıyla iyi çalışmakla görevlendirilmiş siyasetçiler olarak değerlendirilirler. Sol olsun, sağ olsun fark etmez. Neyse. Konuyu uzatmak istemiyorum ama bunları da anlatmadan şu anda yaşadığımız saçmalığı, şu anda yaşadığımız büyük kumpası anlatmak mümkün değil. Efendim Polonya-Belarus sınırında bir mesele var. Sadece Belarus sınırında değil, Letonya ve Litvanya, Baltık Cumhuriyetleri'nde de var. Nedir mesele? Rusya ve Belarus anladığımız kadarıyla Avrupa Birliği'nden gelen, Rusya Kırım'dan kaynaklanan büyük yaptırımlar yaşıyor. Belarus zaten bugüne kadar 4 tane yaptırım paketiyle karşılaşmış Avrupa'dan. Alexander Lukashenko diye bir liderleri var Belarusların. Adam 10 Temmuz 1994'te yapılan bir seçimi kazandı, bir daha kaybetmedi. 1994, aha bugün. Yani aradan kaç yıl geçmiş, yani inanılmaz. 2014, 10 yıl, 2024'de 20 yıl kaldı. Yani düşünseniz 30 yıl kaldı, pardon. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Sert bir lider Alexander Lukashenko, diktatör. Yani Amerika ve Avrupa Birliği bu adamın halinden, pür melalinden memnun değiller. Niye memnun olmadıklarını da 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. Onu da anlatayım. Yani orada Yushchenko gibi, yani Ukrayna'nın batı yanlısı liderlerinden Yushchenko gibi bir adam aradılar yıllarca. Niye? Rusya'nın Avrupa'ya dönük yüzündeki iki ülke, Belarus ve Ukrayna'yı Rusya etkisinden kurtaracak, Slav milliyetçiliğinin etkisinden kurtaracak ve batıya yaklaştırıp Rusya'yı iyice doğuya doğru o sınırların ötesinde bırakacak bir strateji benimsedi. Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski'yi daha önce de anlattım.
Afganistan'daki mücahit direnişini ve bugünkü DAEŞ, El-Kaide'nin başlangıcını Sovyetler Birliği'ne karşı gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz yakın dönemde ölen Henry Kissinger'la beraber modern zaman Amerika'sının en önemli stratejilerinden biri. Polonya asıllıdır bu. Polonya asıllı Zbigniew Brzezinski 2000'li yılların başı itibariyle Doğu Avrupa'yı, özellikle de Belarus'la Ukrayna'yı karıştırmayı planladı ve Ukrayna'yı karıştırmakta 2004 yılı itibariyle Yushchenko'nun ve Lukashenko'nun iktidara yürüyüşüyle vesairesiyle, turuncu devrimiyle, Soros Macar, Yahudi asıllı Macar iş adamı George Soros'un paralarıyla sonuç itibariyle 2004 yılında Ukrayna'yı karıştırdı ve daha sonrasında da Ukrayna Rusya Savaşı'nın patlak vermesine neden oldu. Çünkü Rusya şunu fark etti. Arkadaş, ben bu Belarus'ta Ukrayna'yı NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne girmeye zor bırakırsam zaten bunların devamında gelecektir yer. Benim sınırım, sınırımdan da içeri girip federasyonumu dağıtacaklar bunlar diye düşündü. Nitekim Putin'in 2014 yılında Kırım'ı göz göre göre ilhak etmesi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Rusya'ya dönük Doğu Avrupa üzerinden geliştirdiği bu stratejiye tam ve net tepkidir. Bugün Ukrayna'nın doğu bölümünde Rusların yaşadığı coğrafya, Donbas, Rusya'nın fiilen işgali altındadır. Her ne kadar orada silahlı Wagner güçlerinin varlığı söylense bile. Niye bunları hatırlatıyorum? Çünkü bu bölge, yani Baltık-Karadeniz hattı, daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi ciddi bir anlamda Balkanlar veya bir başka nedenle 3. Dünya Harbi'nin çıkabileceği bir hat. Onu söylüyorum. Yani Rusya burada çok ciddi bir direnç gösteriyor. Nitekim 1999 yılında, 8 Aralık 1999 yılında Belarus'la Rusya arasında varılan bir anlaşma var. Şimdi Belarus'la Rusya şöyle bir ülke, yani biz de Azerbaycan gibiler. Öyle bir birlik anlaşması yaptılar bunlar. Bu birlik anlaşmasının temeli savunma birliği, istihbarat birliği, vergilendirme, başta ekonomi birliği ve tabii bağlantısında serbest dolaşım ve yatırım birliği. Şimdi bu planı Alexander Lukashenko ile Vladimir Putin adım adım götürdü ve en son bu yıl birlik devleti diye bir devletin yapısı içinde adı konulmuş, yani Union State, birlik devletinin yapısı içinde Belarus ve Rus savaş ordularının entegrasyonu başladı. Yani iki ordu entegre oluyor. Bir birlik devletine doğru dönüşüyor. Bu çerçevede Rusya, anladığım kadarıyla, Lukashenko ile beraber bu Avrupalılara ve bu NATO'culara ve Amerika'ya falan gel bir dersini bildirelim demiş. Ve dünyanın dört bir yanından topladığı, Minsk'e aktardığı bazı Suriyeli, Afgan ve Orta Doğulu ve Afrikalı, Kamerunlu var, o var, bu var, Togolu var, hepsini götürdü. Baltık Cumhuriyetleri'yle, yani Litvanya ve Letonya'yla Polonya'nın sınırına yığdı. Bu dışarıdan bakıldığı zaman bir de anlaşılıyor ki organize bir durum ve sonuç olarak. Ve tabii binlerce mülteci Polonya sınırında, dondurucu soğuk, yemek yok, şu yok, bu yok. Zaman zaman birbirlerine giriyorlar. Notlarım var mesela, Białowieża bölgesi var sınırda, barut fıçısı. Çatışmalar oluyor, ölenler olduğu söyleniyor. Brusi, Kuznica bölgesi, yine barut fıçısı. Her dakika havalarda uçuşan Molotov kokteylleri, Polonya oraları 2. Dünya Harbi'ne benzer şekilde dikenli teller, çelik barınaklar, köpekler, şunlar bunlarla donatmış. 1000 tane adamı almamaya çalışıyor. 1000.
Bin. Bin, 2000 neyse yani binlerce değil. Ama binlerce olacak belli. Yani o belli. Şimdi niye almamaya çalışıyor? Niçin bu savaş? Çünkü Avrupa kendi güzel böyle fil dişi kulesinde 85 milyon dünyada mülteci var arkadaşlar ve bunun tek sorumlusu Avrupa ve Amerikan emperyalizmi. Onların kanlı politikaları olmasa ne işi var Afrikalının, Suriyelinin, Iraklının, Afganlının, şunun bunun senin sınırında. Sen niye yani orada 3. dünyanın, Müslüman coğrafyanın topraklarında insan hakları ihlali, savaşlar, katliamlar, işkenceler, açlık, sefalet, nüfusu koruyacağım, gelmesin bunlar. Niye? O onlar benden değil. Öldürürken senden. Sen öldürüyorsun onları. Afganistan'da, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da kim öldürüyor bu insanları? Kim kaçırtıyor memleketinden? Hepiniz birleşmişsiniz. Rusya, Amerika, Avrupa, bütün Hristiyan alemi. Hepiniz birleşmişsiniz. İnsanları öldürüp duruyorsunuz. Bir de kapınıza gelince vay gelmesin. Ne güzel yaptı o Avrupalı kadın, gazeteci Mitsotakis'e. Niye dedi yalan söylüyorsun? Niye dedi insanları geriye itiyorsun dedi. O da dedi ki Türkiye'de güvenlik içindeler. Benimle ne alakası var? Sen niye itiyorsun? Niçin Ege Denizi'nde masum bebeklerin, çocukların, kadınların bulunduğu botları zıpkınla delip ölüme terk ediyorsun da benim Mehmetçiğim geliyor yine orada hepsini toplayıp getiriyor Ayvalık'a, şuraya, buraya. Niçin yapıyorsun sen bunu? Hayvan. Yunanlılara diyorum, açık ve net söylüyorum. Böyle bir katliamcılık olabilir mi? Botlara hepsinin fotoğraflarını, hepsini görüntülerini verdik Avrupa'ya. Çıt yok. En sonunda Avrupa medyası patladı Mitsotakis'e. Sen nasıl bir adamsın diye. Aynı şey şimdi Belarus'ta yaşanıyor. Ve işin tuhafı yine suçlanan Türkiye oldu. Arkadaş, artık dayanılmaz bir noktaya gelmeye başladı bu. Neymiş? Efendim, Avrupa Die Welt gazetesi Avrupa Birliği gizli belgesini geçirmiş hele 2 gün önce. Diyor ki Belarus Hava Yolları, Bolivya ile Türk Hava Yolları haftada 4 ila 7 ortak uçuş yapıyor kardeşim. Bu Türk Hava Yolları'nın binlerce hava yolu şirketiyle böyle anlaşması var. Bazen onun uçağını kullanıyorlar. Biliyorsunuz yani uçanlar bilirler. Ve İstanbul'dan Minsk'e mülteci taşıyormuş Türk Hava Yolları. Avrupa derin devletinin aklı bu kadar çalışıyor. O adam normal bir yolcu gibi gelmiş, Bolivya hava yolundan biletini almış ve o bileti çerçevesinde Minsk'e uçuyor. Bu bazen Türk Hava Yolları uçağıyla oluyor, bazen Bolivya hava yolları uçağıyla oluyor. Belki de dönüşte Türk Hava Yolları'ndan bilet almış bir yolcu da Bolivya ile geçecek İstanbul'a. Yani bu kadar basit bir uygulamayı hemen dünyanın en kaliteli hava yolu şirketi ve Türkiye'nin bir numaralı şirketi Türk Hava Yolları'nı karalamak için orada bir parmak, Siyonist parmak Avrupa derin devletinde hemen orayı yapıştırmış. Ve Bild başta bu yönde yayınları yapınca Türkiye Cumhuriyeti daha önce bir açıklama yaptı. Ama işin tadını kaçıran Polonya Başbakanı oldu. Mateusz Morawiecki. Esasında iyi bir adam. İsrail'e posta atan bir Yahudi asıllı başbakan falan yani iyi bir adam esası. Bizimle daha birkaç hafta önce görüşüyordu. Yani Ukrayna'da başarılı iş yaptınız. Bize de şu Bayraktar'dan falan satın diyen adam bu. Çıktı. Dedi ki Türkiye Orta Doğu'dan Belarus'a bir mülteci koridoru açtı. Bir ay önce Türkiye Cumhuriyeti bizimle yakın çalışmak ister görüntüdeydi. Ankara, Minsk ve Moskova ile senkronize çalışıyor dedi. Yani birisi buna götürmüş bir yani tabiri hafif olsun garip bir
rapor vermiş anladığım kadarıyla veya bir derin devlet parmağı, bir istihbarat parmağı oralara bulaşmış. Demişler ki efendim bu Türkler taşıyor bunları. Yok öyle bir şey. Zaten Çavuşoğlu bu açıklamayla beraber Zbigniew Rau'yla bir telefon görüşmesi yaptı bu açıklamadan önce. Dedi ki bak biz bütün bu iddiaları reddediyoruz. Bizim bu işlerle bir alakamız yok. Türk Hava Yolları'nın bu işlerle bir alakası yok. Bunun bizimle hiçbir alakası yok. Bu sadece normal bir İstanbul-Minsk uçuşu. Herkes binebilir buna yani ne bileyim ben. Yani Belarus bu işleri organize ediyor mu, etmiyor mu, ne halt ediyorsa dedi. Fakat buna rağmen devam etti ve hep Türk Hava Yolları suçlaması. Bugün Dışişleri Bakanlığı diyor ki doğal olarak Polonya, Litvanya ve Letonya'nın karşılaştıkları sınamayı en iyi anlayan devlet biziz. Tabii anlayan devlet biz. 4 milyon ya bizde. Siz daha 1000 tanesini almamak için dünya savaşı çıkartmak üzeresiniz ya. Bakın Ruslar Belarus hava sahasında nükleer kapasiteli 3 tane dev gibi bombardıman uçağı uçurdular size. Sırf bu saldırganlığınıza cevap vermek için ya. Ayıptır. Diyor ki Türkiye'nin taraf olmadığı bir konuda sorunun parçasıymış gibi gösterilmeye çalışılmasını reddediyoruz. Ayrıca bu konuda şeffaf şekilde bilgi paylaşımına rağmen Türk Hava Yolları gibi küresel çapta saygınlığa sahip şirketimizin hedef alınmasını da kasıtlı buluyoruz diyor. Kasıtlı buluyorlar. Bunu Almanlar yapıyor. Açık ve net söylüyorum burada. Bütün bu işin arkasında Alman, Fransız ekolü var ama esas Alman. Almanya önce Belarus'a o kadar mülteciyi taşıyıp onları Polonya ve Litvanya, Letonya sınırından geçirmeye çalışan kaçakçı çetesinin neden Almanya'da ikamet ettiğini bir anlatsın Türkiye'ye. Hepsi bütün elebaşlar orada. Almanya'da yaşıyor. Hepsini de biz biliyorsak sizin bilmemeniz mümkün değil. Niye tutuklamıyorsunuz adamları? Nasıl bir pislik bu? Sen kalkacaksın hiç üzerimize vazife olmayan bir konu. Bana ne ya Suriye'yle Minsk'e mi gitmiş gitmemiş bir Polonya sınırına yığılmış mı? İyi ki de yığılmış. İşte görün. Üzerinde oynadığınız oyunun ne olduğunu bir kez daha görün. Sınırınızda görün. Yaşayın. 1000 tanesiyle baş edemiyorsunuz. Biz 4 milyonuyla baş etmeye çalışıyoruz. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Ama yok. O Siyonist lobi, o üst akıl, o Avrupalının önüne mutlaka ama mutlaka bakın bugünden söylüyorum. Yarın göreceksiniz bütün Avrupa medyasında. Putin, Erdoğan, Lukashenko. İşte Avrupa'nın doğusundaki üç diktatör yan yana. Bu fotoğrafı koyacak. Sırf bunu yapmak için bu kadar laf ediyorlar ya. Niye biz yapalım bunu? Biz NATO üyesiyiz. Ayrıca Baltık Karadeniz savunma hattının en önemli unsurlarından biriyiz. Biz bunu niye yapalım? Ayrıca Ruslarla da çok geçildiğimiz bir durum yok. Rus, Polonya Başbakanı kendisine o raporu veren adamı bir bulup sorsun. Oğlum sen bunu veya kızım. Sen bunu nereden çıkarttın da ben bu pislik lafı bu Türklere ettim diye sorması lazım. Ama esasında bir tane havayolu şirketi var. Belivya'nın dışında bir tane var. Kimse onu konuşmuyor. Sadece raporlarda böyle minicik geçişidir veriyorlar. Fly Dubai, Emirates Havayolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin o lüks havayolu şirketinin ucuz fiyatlı yani bizim Anadolu Jet gibi Türk Hava Yolları ya Anadolu Jet yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi Emirates'inin ucuz taşıma şirketi Fly Dubai sahibini de adını da yazdım şuraya zaten meşhur Ahmet Bin Said El Maktoum Prens bu havayolu şirketi esas Orta Doğu'dan Minsk'e şakır şakır mülteci taşıyor. Dubai'de.
Oraya götürüyorlar o Suriyelileri, Muriyelileri, oradan oraya taşıyor. Niye? Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri Rusya'nın Libya'da, son olarak da Suriye'de artık müttefici. Eğer bir plan arıyorsanız, İsrail'in yakın dostu Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçak şirketi Fly Dubai'ye bakacaksınız. Oraya bakacaksın. Orada plan. Oradan geliyor. İstanbul'dan kaç kişi gider ya? Kaç kişi gider? Oradan geliyor ama hiç kimse, bakın Avrupa'da hiç kimse daha Fly Dubai ile ilgili bir tane açıklama yapmadı. Hayatları, akılları, işleri Türkiye, İstanbul, Türk Hava Yolları. Bir de bugün Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları 12 Kasım 2022'ye kadar bir yıl daha uzattı. Yani şeytan diyor ki, şeytan der bazen yani Türk'ün aklına, doldur bütün Türk Hava Yolları uçaklarına ne kadar varsa, indir Minsk'e, gidin çocuklar artık buradan nereye giderseniz de. Bunlar bunu aranıyor. Yapmadığın halde suçlanıyorsan Sayın Erdoğan, yap o zaman. Yani yapmıyorsun biliyorum. Ama adamlar seni Putin'le Lukashenko'nun ortasına yerleştirmekte kararlılar. Eğer bu böyle devam ederse sen de Anadolu Jet mi olur? Türk Hava Yolları mı olur? Kim ne olursa olur yolla. Yolla, bunlar bu dertten bunu anlıyorlar. Avrupalılar artık bütün kontrollerini kaybettiler Türkiye'ye karşı. Yazıklar olsun. Bu kadar içli dışlı yaşa, soğuk savaş yıllarında ortak cephede ol ve sonra 3-5 tane Siyonist lobicinin çabalarıyla ilişkileri bu hale getir. Hadi canım, bunlar da akıllı milletler zannediyordum ben. Hiçbir akılları yok, hiçbir stratejik değerlendirmeleri yok. Türkiye'yi kaybeden Avrupa, kendini kaybetmiş bir Avrupa'dır. Açık ve net söylüyorum. Geleceği olmaz. Geleceği kalmaz Avrupa'nın. Türkiye'yi kaybettiği an itibariyle. Umarım daha fazla ileri gitmezler. Kalın sağlıcakla.